astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhaba, bugün 18 Şubat Salı, Güne Ay Yay burcunda başlıyoruz. Küçülen fazda. Gün içerisinde burç değiştiriyor olacak. Zamanı geldiğinde de zaten üzerine konuşuyor olacağız. Günün e, öğlene kadarki bölümü ay-yay burcunda e, yay etkisiyle devam ediyor olacağız. E, enerjisel olarak e, biraz daha coşkulu, spontan maceracı daha çok gezip görerek öğrenme odaklı bir etki var. İlk açımızda 12.03'te kesinleşiyor. Ayın güneşle yapacak olduğu sekstil açı ki bu e, barışçıl bir enerjidir. Dengeli bir enerjidir. E, destekleyici bir enerjidir. E, güneşin ayla yani iki ışığın birbiriyle uyumlu olması demek güneşten ayın aldığı ışığı direkt yansıtması gerektiği gibi yansıttığını gösterir. Bir uyum vardır, bir böyle yardımlaşma durumu vardır. Aynen bilincin ve bilinçaltının, kadın ve erkek figürlerin, eril ve dişil prensiplerin bu yönde beraberce çalışacak olduğunu gösteriyor bize. Ee, saat 11.03 ve 13.03 aralığındaki iki saatlik zaman dilimi, ee, işte diyalogumuza da yansıyacağı için özellikle önemli bir konu varsa ay ve güneş birbiriyle uyumlu olduğu için otorite figürleri, ebeveynler e, dert anlatmamız gerekiyorsa, bir şey açıklığa kavuşturmamız gerekiyorsa bu açıyı değerlendirebilecek olduğumuzu gösteriyor. Hemen akabinde 12.03'ten e, saat 13.36'ya ki zaman diliminde ay boşlukta ilerliyor olacak bu arada. Yani ay boşlukta ne demek? Boşta olmak, boşta kalan bir şekilde ee, hani bir ip var ama ucu herhangi bir yere bağlı değil gibi düşünebilirsiniz. Ee, Oğlak burcunu 13:36'da geçtiği gibi biraz daha olaylar netleşecektir. Ne gibi? Ay boşluktayken başlayan şeyler genelde asılı kalır denir klasik astrolojiye göre. Ee, saat 13:36'dan sonra. Bu durum e, ortadan kalkmış olacak. Ay Oğlak Burcu'na geçiyor olacak. Önümüzdeki iki buçuk günlük süreç zarfında odağımız görev ve sorumluluklarımız olacaktır. E, biraz daha planlı olmaya, e, ileriye dönük gelecekle ilgili yapmış olduğumuz plan, program, bunların uygulanışıyla alakalı e, teknikler geliştireceğimiz, kafamızı bu yönde çalıştıracak olduğumuz bir süreç e, önümüzde olacak. 16-16'da ayın Mars'ta yapacak olduğu kavuşumla birlikte bu konuları uygulama hususunda fiziksel olarak da aksiyon alacak olduğumuzu gösteriyor. Saat 15-16 ve 17-16 arasındaki 2 iki iki saatlik zaman dilimi e, hareket etmekten, çalışmaktan bir şekilde fiziksel olarak efor sarf etmekten çekinmeyeceğimiz hatta planlarımız hususunda girişim yapmaya da müsait olacak bir süreç. 19.44'te ayın Uranüs ile yapacak olduğu ki günün son açısı açı ile birlikte günü aslında çok da güzel kapatıyoruz. Çünkü Uranüs etkisi o oğlan gelenekçi tarafını birazcık yenilik katma üzerine güzel bir destek veriyor. Ee, Uranüs boğa burcunda olduğu için sahip olduğum bir şekilde yanımda tuttuğum, beni desteklediğine inandığım ama artık yürürlükten kalkması gereken, sistem olarak kendimde değiştirmem gereken yenilik e, ya da işte farklı çözümleri hayata katabileceğim ve korkmadan adım atabileceğim bir enerji barındırıyor. Değerlendirmenizi ümit ediyorum. Günün son açısı da bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle sevgilerimle.